30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü tüm yurtta ve dış temsilciliklerde olduğu gibi Bodrum'da da düzenlenen törenlerle kutlandı. Kutlama Bodrum Belediye Meydanı'nda Atatürk Anıtı önüne çelenk koyma töreniyle başladı. Buradaki törene Bodrum Kaymakamı Abdullah Kalkan, Bodrum Belediye Başkanı Mazlum Ağan, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Ömür Topaç, Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Deniz Şayan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Özden, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ergün Cebeci, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, dernekler, odalar, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Bir dakikalık saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından konuşma yapan Binbaşı Soner Mamiş, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün Türk ulusunu esareti altına almaya kalkanlara karşı kahramanlıkla kazanılmış bir gün olduğunu söyledi. Bu zaferle birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığını belirten Binbaşı Mamiş, "Bu zafer Cumhuriyet'e giden yolda kazanılmış en büyük zaferdir. Bu zafer Türk tarihine altın harflerle yazılmıştır. Bu önemli günde Ulu Önder Atatürk'ü, dava arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz," dedi. Bugün Yüce Türk Milleti ve onun bağrından çıkan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü tüm dünyaya gösterdiği şanlı 30 Ağustos Zaferi'nin 85. yıl dönümünü kutlamaktayız. Bu zafer Atatürk'ün önderliğinde bir milletin sarsılmaz azim ve inancının zaferidir. Bu zafer ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altında almak isteyen dünyanın en güçlü devletlerine karşı Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Yüce Türk ulusunun tüm olanaksızlara rağmen sarsılmaz azmi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılan bir zaferdir. Bu zafer Türk milletinin ve kahraman ordusunun bağımsızlığı ve hürriyeti söz konusu olduğunda nasıl şahlandığının tüm dünyaya gösterildiği, yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerinin atıldığı, Türk birlik ve beraberliğinin, kudret ve kabiliyetinin nelere muktedir olduğunun tüm dünyaya ispatlandığı, tarihte bir benzeri bulunmayan eşsiz bir zaferdir. Tören konuşmanın ardından sona erdi.